Kendini gerçekleştiren kehanet dediğimizde kulağa ne kadar garip geliyor değil mi? Nasıl bir kehanet kendini gerçekleştirebilir ya da bu neyin kehaneti diyor olabilirsiniz. Kendini gerçekleştiren kehanet olması düşünülen bir durum ya da eylemin gerçekliğe dönüşmesi durumudur. Örneğin bugün sanırım çok kötü bir gün geçireceğim düşüncesine kapılan bir kişi isteyerek olmasa da bilinçaltına yerleşen bu düşünce dolayısıyla eylemlerini negatif yönde etkiler ve kötü bir gün geçirir. Bu kehanetin tarihine indiğimiz zaman mitolojiye dayandığını görürüz. Aslında her efsanede olduğu gibi gerçekliğe dayanmayan bir hikayesi var bu kehanetin. Çok eski zamanlarda yaşayan Pigmalion isimli bir heykeltıraş çok sevdiği kadın heykelini yapmaya karar verir ve çalışmalarına hemen başlar. Uzun bir süreçte büyük bir sabır ve özveriyle fil dişinden oyarak yaptığı sevdiği kadın heykelini tamamlamıştır. Efsaneye göre hiçbir kadın heykelinin bu yapılan heykelden daha güzel olmadığı söylenir. Pigmalion bir süre sonra sevdiği kadından ziyade bu heykele aşık olmaya başladığını fark eder ve derin bir aşk acısı çekmeye başlar yarattığı bu esere karşı. Zaman geçtikçe artan bu acıyla aşk, bereket ve güzellik tanrıçası olan Afrodit onuruna yapılan bir festivalde Pigmalion adaklar adayarak aşık olduğu bu güzel kadın heykelinin canlanmasını ister. Bu adaktan sonra heykelin yanına döndüğünde onun artık canlı olduğunu fark eder Pigmalion. Artık en büyük dileğine kavuşan bu aşık adam hemen sevdiği ve yarattığı bu güzel kadınla evlenir. Efsanelere göre bu güzel kadının ismi Galatea olarak anılmaktadır. Evet, efsanesi bu şekilde olan bu kehanet günümüzde daha farklı anılmaktadır ve psikoloji de dahil olmak üzere aslında hayatımızın pek çok farklı noktalarında karşımıza çıkmaktadır. Bize anlatmak istediği en temel şey ise bir şeyi ne kadar çok istersek ve beklersek gerçekleşme ihtimalinin de aynı oranda artmasıdır. Bu kehanete dair en temel araştırmaları yapan isimse Robert Rosenthal'dır. Efsane olarak anılan bu etkiyi daha bilimsel bir hale getirmek için 18 öğretmen ve ilkokul çağındaki 650'ye yakın çocukla birlikte bir deney yapmıştır. İlk olarak öğrenciler iki gruba ayrılır ve ilk grupta bulunan normal seviyedeki çocuklar için o grubun öğretmenine üstün zekalı oldukları söylenir. Aslında hiçbir çocuk diğerlerinden farklı değildir. Geçen bir yılın ardından sınav sonuçlarına bakıldığında ilk grupta bulunan çocuklara yapılan genel zeka testlerinden ortalamanın üzerinde puan aldıkları gözlemlenmiştir. Ancak diğer grupta anormal bir yükselme ya da azalma olmamıştır. Hepimizin gördüğü, hatta belki de tahmin ettiği bir sonuca ulaşılmış oluyor. Robert, deney sonucunu öğrencilerden yüksek bir performans bekleyen ve bunu hem sözel hem de bedensel olarak ifade eden öğretmenlerin bir etkisi olabileceğine bağlıyor. Bu düşüncesinin en temel nedeni ise iki grubun öğrenci-öğretmen ilişkisi arasında herhangi bir süre farkının olmaması. Ancak ilk grup daha yüksek motivasyon enerjisi aldığı için performansları da aynı oranda yükselme göstermiştir. Bu deney bize bağıra bağıra diyor ki olumlu bir beklenti bile yüksek bir başarıya neden olabilir ve sadece başkasının sizden beklentisi değil, aynı zamanda kendimizden beklentilerimizi de içermektedir. Özetle aslında görüyoruz ki beklentilerin kontrolünü elinde tutmakla ve doğru yönetmekle yaşam kalitemiz ve hedeflerimize ulaşma olasılığımız arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Robert aynı zamanda bu beklentinin ifade edilmesinin de başarı sürecini olumlu etkilediğini gözlemlemiştir. İyi de biz bunu nasıl yapmalıyız? Hayatta başarımız ya da kariyerimiz için çok önemli anlarımız vardır. Bu anlarda insanlar ya başkalarının kendilerine inanmalarını bekler ya da kendilerine inanırlar. Eğer takım işi ise işte o zaman herkesin başarmasını ister insan. Her ne kadar bizim toplumumuzda ayağını kaydırmak daha ön planda olsa da normali budur. Hani derler ya, zirveler tek kişilik olur diye. Siz de topladığınız bütün özgüveninizle birlikte başaracağınıza inanın. Sonrası sadece kendinizle gurur duymak olacak. Bırakın onlar kalabalık kalsın. Diğer bir açıdan bakarsak, çağımızın problemini biliyorsunuz değil mi? İşsizlik. Günümüzde o kadar fazla üniversite ve o kadar fazla mezun oranı var ki, buna ters gidense istihdam sayısıdır. Gençlerin işsizliği en son sayılara göre %26.1 olarak gittikçe artan bir orana sahiptir. Şimdi bundan bahsetmenin temel nedeni ise iş görüşmeleri. Tebrikler, artık mezunsunuz ve bir mülakata nihayet çağrıldınız. Peki şimdi ne yapmak gerek?
nasıl bir tavır takınmalısınız? Kesik kesik konuşmak ya da utangaç bir tavır sergilemek yerine daha olumlu ve içten bir tavrın daha olumlu sonuçlar doğurduğu çeşitli araştırmalarla kanıtlanmıştır. Gelelim son yapılması gerekene. Çok uzaklara gitmeden sadece etrafımıza şöyle bir bakalım. Ne görüyorsunuz? Herkesin elinde telefonlar, bilgisayarlar ve herkes artık sosyal medyada. Sosyal medyanın artışı ve insanların hayatlarına erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde eleştiriler de beraberinde geliyor. O kadar iğrençsin ki ölmeni istiyorum gibi yorumları takip ettiğiniz en az bir kişinin hesabında görmüşsünüz. Hatta belki de bu yorumu yapmışsınızdır. Günümüz insanı her şey gibi eleştiri kavramını da çok yanlış anladığı gibi yapıcı eleştiri dediğimiz o kavram çıktı belki de. Yani insanların gerçekten gelişmelerini sağlayabilmek için bak bunu daha farklı yapabilirsin gibi cümleler kurduğunuzda nelerin değiştiğini de gözlemlediniz mi hiç? Sözüm size derken belki de genelleme yapmak çok yanlış olur. Çünkü biliyorum hepiniz aynı değilsiniz. Ancak siz de bilmelisiniz ki etrafınız hakkında ne kadar negatif düşünürseniz siz de o kadar başarısız ve kaygılı olacaksınızdır. Evet, belki her inandığımız şeyden olumlu sonuçlar elde edemedik. Ancak kesin bir şey var ki hata seviyeniz her denemenizde artan inancınızla birlikte daha da azalacaktır. Şimdi birkaç örnekle devam edelim. Aklınızda çok güzel bir fikir var ve birilerine sunarak hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Hadi bu biraz uç örnek oldu derseniz eğer, sınıfta hep söz hakkı almaya korkan çocuklar olur. Sizce neden? Çünkü onlar çok korkak diyorsanız eğer yanlış. Esas nokta bu olmayabilir. Bir öğretmen düşünün ki bu küçük çocuğa cevap hakkı hiç tanımamış, neden böyle düşündün dememiş, yanlış cevap verdiğinde sadece azarlamış ve cezalandırmış. Sadece bu yönden bakmayalım derseniz ona da tamam. Şu anda ülkemizde geçtiğimiz yıllara kıyasla antidepresan kullanım oranı gittikçe arttığını biliyor musunuz? Sanırım bunu da olumlu bir düşünceyle görmezden gelebiliriz. Ama bu olumlamayı en başta yapmış olsaydık bu oranları azaltmaz mıydık sizce? En başta bahsettiğimiz iş fikrini sunmakta aslında öğrenci-öğretmen ilişkisinde de bahsettiğimizin bir değişik versiyonu olarak çıkıyor karşımıza. Hatta bazen daha sert tepkilerle karşılaşıyoruz. Ve bu tepkiler bazılarımızın hayatına mal olabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü gerçek hayat çok daha acımasız olabilir. Ancak başarı hikayelerini okuduğumuzda ilk gördüğümüz şey önce başarısızlık, sonra inanç olmuyor mu? Unutmayın ki en taze, en çok acıyan olur. Bu yüzdendir ki çocuklar düştüğü zaman çok fazla ağlar. Peki sürekli düşersek ne olur? Artık daha az acı hissederiz. Demek ki düşerek önce yürümeyi, sonra koşmayı öğrenmeliyiz. Şimdi anladınız mı kendini gerçekleştiren kehanet aslında nedir? Aynaya baktığınızda gördüğünüz kişinin ta kendisi. Yine de ihtiyacın varsa, biliyorum ki eğer inanıyorsan, sonunda istediğin ne varsa elde edeceksin. Üstün zekalı da olsan, sınıfın en aptal çocuğu da unutma, senden bir tane daha yok. Hayattaki başarılarımız ve önümüze çıkan fırsatlar öncelikle kendimize olan inancımıza bağlı olsa da diğer insanların payını da göz ardı etmememiz gerekiyor. Neler başardığımız, nasıl düşündüğümüz, nasıl davrandığımız ve yeteneklerimizi nasıl algıladığımız etrafımızdakilerin bizden beklentileri çerçevesinde büyük ölçüde etkilenebilir. Kendini gerçekleştiren kehaneti sadece olumsuzluklar için düşünmeyip olmasını istediğimiz konular için de harekete geçirebilirsiniz. Fobiler ve birçok psikolojik rahatsızlığın giderilmesinde kendini gerçekleştiren kehaneti olumlu anlamda lehimize kullanmak mümkün. Tabii bunun etkili olması için öncelikle bilinçaltımızdaki negatif kayıtların temizlenmiş olması önemli. Aksi takdirde zihin bilinçli olarak ne kadar isterseniz de yaşanmışlıkların etkisiyle olumsuza yönelir. Kendinize söylediğiniz sözler, zihninizde geçirdikleriniz, kaderinizi, mutluluğunuzu ve başarınızı etkiler. Düşünce ve zihninizde canlandırma gücünüz başıboş bırakılmayacak kadar önemlidir.